Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Buzda Yürürken hikayesinin 3. sezon 9. bölümünü çekiyoruz. Finale 1 bölüm kaldı. Bölüm 9 son oyun. Günler çok çabuk geçiyordu. Cassandra'nın telefonundan sonra daha kendime gelme zamanım olmadı ki ertesi gün herkes New York'a döndü. Aynı gün içinde patronlarım daha önce hiç gitmediğim bir yere gelip benimle konuşmak istediler. Öfkeliydim ama öfkemin nedenini anlayamıyordum. Bir yandan bu karanlık işlere kendim bulaşmaya karar vermiştim. Öte yandan bu durum beni çok daha önemli bir konudan uzaklaştırıyordu. Paten. Rehabilitasyona yeterince zaman ayırmıyordum. Bitmeyen endişelerim yüzünden geceleri uyuyamıyordum. Şampiyonaya ise çok az zaman kalmıştı. Düşünceler, fikirler, stratejiler. Hepsi kafamda karma karışıktı. Leon ve Hoyt'un yanına bir an önce gitmem gerekiyor. Ne giymeliyim? Çok kötü. Şunu alalım. Saç. Bu saç çok güzel. Aynadaki yansımamı yakaladım. Depresif bir kız bana bakıyordu. Ocean ile olanlardan sonra yüzündeki gülümsemesi silindi. Bu kız hayatının her gününü endişeyle karşılıyor. Asla huzuru bulamayacağını biliyordu. Aynadan hızlı bir şekilde uzaklaşarak kendi düşüncelerime güldüm. Kendin için üzülmeyi bırak. Belirlenen yerde beni uzun boylu, orta yaşlı bir adam karşıladı. Beni daireye kadar bıraktı. İçeri girince pencerenin yanındaki kanepede oturan Hoyt ve Leon'u gördüm. Masanın üzerine çeşit çeşit belgelerle doluydu. Hoyt boğazını temizledi ve tereddütle kanepeden kalktı. Leon sessizce onun yanıma geçmesi için izin verdi. Hoyt bana yaklaştı ama bir şey söylemeye cesaret edemedi. İlk adımı ben atmayacağım. Uzun zamandır onun her yaptığına göz yummuyorum. Bir daha sineye çekmem. Bir anda ortadan kaybolarak beni ne kadar incittiğini anlaması gerekiyor. Hoyt bir şey söylemek yerine elimi tuttu. Kendine çekti ve bana sıkıca sarıldı. Onu deli gibi özlemiş olduğum ve onun için endişelendiğim için boğazım düğümlendi. Ama ona dokunmaya cesaret edemedim. Çünkü ruhumun derinliklerinde saklı kırgınlığım henüz geçmemişti. Hoyt soğukluğumu hissedince utana sıkıla geri çekildi. Olanlar için üzgünüm. Açıklamama izin ver. Sirius nerede? Ne? En son ofisine geldiğimde orada değildi. Baykuş nerede? Bu soru onu şaşkına çevirdi çünkü tamamen farklı bir tepki bekliyordu. Onu özel bir hayvan oteline bıraktım. Yakında geri alacağım. Başımı sallamakla yetindim ve kanepeye yaklaştım. Merhaba Bayan Hill. Uzun zamandır görüşemedik. Senin bu takımının rengiyle biz ne yapacağız Leon ya? Yüzündeki alaycı ifadeye çoktan alışmıştım. Pekala, başlayalım. Kulüpte yaşanan olaydan sonra buna kimin sebep olduğunu öğrenmeyi başardık. Kimsenin bulamadığı o malum şirket yapmış bunu. Ve siz bu yüzden mi kaçtınız? Leon devam etmek için izin bekliyormuş gibi Hoyt'a döndü. Hoyt inisiyatifi kendi eline aldı ve olanları anlatmaya başladı. Ocean hakkında güzel şeyler söylemeli miyim bilmiyorum. Ama onun sayesinde zaman kazanabildik ve yakalanamayan o adamlarla daha da yakınlaşabildik. Gerçek şu ki belgelerin önemli bir kısmı, yani şirketimize karşı kanıt içeren belgeler o malum şirkete devredilmiş. Ve kulüpte olanlar faaliyetlerimizi durdurup onlara yol vermemiz için olan onlardan gelen son uyarıymış. Bununla ne demek istiyorsunuz? Onlara geri çekildiğimizi göstermek için gitmek zorunda kaldık. Onların kurallarına göre oynamak zorundaydık. Bu yüzden her şeyi bıraktık ve kimsenin haberi olmadan kaçtık. Hoyt yüzünü buruşturdu. Leon'un sözlerinden memnun kalmadı. Kaçmadık. Destek aradığım için Meksika'ya gitmemiz gerekti. Destek için mi? Kimden? Babamla arası çok iyi olan Meksika'daki bir mafya babası. Evet, düşmanımız planlarımızı çözemesin diye saklamak zorunda kaldık. Kaçmakla zaman kazandık ve böylece o sürede çözüm bulabildik. En azından bana neden söylemediniz? Çünkü herhangi bir bilgilendirme ters tepebilirdi. Bu kadar çok insanı bu garip duruma soktuğumuz için özür dileriz ama başka yolu yoktu. Leon ile Meksika'ya vardığımızda soruna çözüm bulmak için az biraz zamanımız vardı. Hiçbir şey yapmasaydık durumumuz hiç de iyi olmayacaktı. Boş yere gidiyor da olabilirdik. Bunu anlıyorduk. Ama şans bizden yanaydı. Yani sizce nerede olduklarını öğrenebilir miyiz? Bir süre sizinle çalıştıklarını biliyorum. Kanunlarınıza göre herhangi bir bilgi vermenin onursuzluk olduğunu biliyorum ama... Oğlum, seni şimdiden uyarıyorum. Babanla uzun yıllara dayanan dostluğumuzdan bahsetmen gereksiz.
ve yersiz olur. Bakın, yardıma ihtiyacımız var. Yoksa arkadaşımın elde ettiği her şey yok olacak. Babasının da elde ettikleri tabii. Leon elini Hoyt'un omzuna koydu. Yardım etmek istesem de edemezdim. Bu şirket sürekli yerini değiştiriyor ve farklı noktalara seyahat ediyor. Aksi halde yakalanamayacaklarını nasıl düşünürdünüz? Bir yolu olmalı. Her neyse, sadece birileri izlerini sürdüğünde kaçarlar. Şu an sabit bir yerde kaldıklarına eminim. Bize koordinatlar verilirse onlara daha çabuk ulaşabiliriz. O zaman kanıtları ellerinden alırız. O özgürlüğüne kavuşacak ve işini geliştirebilecek. Daha büyük teslimatlar organize edeceğiz ve sizi bunlardan mahrum bırakmayacağız. Orleano'nun belirsiz önerileriyle ilgilenmiyordu. Don soğukkanlılıkla kalmaya çalışsa da düşünceleri ölen arkadaşının oğlunun etrafında dönüyordu. Anonim toplulukta çalışan bir bilgisayar korsanıyla bağlantım var. Sanırım size yardım edebilir. Hoyt gözle görülür bir şekilde gerildi. Çünkü böyle bir teklifin bedelinin yüksek olacağını biliyordu. Peki bunun karşılığı ne olacak? O küçük bir kağıt parçası ve bir kalem çıkardı. Yaklaşık bir miktar yazıp Leon'a verdi. Leon sıfır sayısını görünce bembeyaz oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Don sadece omuz silkti ve bunun tek olasılık olduğunu ima etti. Leon kağıdı Hoyt'a verdi. Sayılara bakan Hoyt çaresizce içini çekti. Eğer böyle bir meblağ ödemeye hazırsanız onunla iletişime geçip yardım isteyebilirim. Ama bilin, o bu işle ilgilenir ilgilenmez hemen Amerika'ya dönmelisiniz. Çünkü bir şirket birisinin sistemlerine girdiğini fark ettiği anda hemen bir kaçış planı kullanır. Size bulundukları yerin adresini gönderdiklerinde oraya varmak için tek bir dakika kaybetmemeniz gerekecek. Başaramazsanız eliniz boş döneceksiniz. Başarma ihtimalimiz kaç? Don düşünceli bir şekilde şunları söyledi. Onları iyi tanıyorsam çok düşük. Leon sandalyesinden fırladı ve bir şeyler düşünerek ofisin etrafında sinirli bir şekilde dönmeye başladı. Böyle bir meblağı nereden bulacağız? Kulübü satsam bile yeterli olmayacak. Miktarı ödemeye hazırım ama karşılığında bir şey satmanız gerekecek. Diyelim ki kulübün satın almak istiyorum. Hoyt şaşkınlıkla ona baktı. Benim kulübüm mü? Babamdan kalma mirası mı? En azından yabancıya gitmez evlat. Hiçbir şeyim kalmayacak, bunu anlıyor musunuz? Başka bir önerim yok. Bir anda sohbetlerine Leon dahil oldu. Hayır var. Benim araba galerilerim var. Bu borcu ödemek için yeterli. Şaka mı yapıyorsun? Hayır olmaz. Merak etme, bu işi genişletmek istesem de çok istekli olmadım. Leon, bu senin tek gelir kaynağın. Değil, barıştığımıza göre benimle işbirliği yapabileceğini düşünüyorum. Bana destek olmaya hazırsan sana yardım etmeye hazırım. Başka türlü olmaz. Mirasından vazgeçmek, geçmişin bir parçasını kaybetmek gibidir. Böyle fedakarlıklar yapmak zorunda değilsin. Ve yardıma ihtiyacın varsa her zaman yardım etmeye hazırım. Özellikle beni destekler ve beni iş ortağın yapmayı kabul edersen. Peki neye karar verdiniz? Araba galerilerini satıyoruz. O seçimimize şaşırdı ve sinsi sinsi sırıtmaktan kendini alıkoyamadı. Sandalyesinden kalktı ve Leon'a doğru yürüdü. Leon tereddütle ayağa kalktı ve onunla aynı hizaya geldi. O ona dik dik bakınca Leon zorlukla yutkundu ama o an adam beklenmedik bir şekilde elini uzattı ve anlaşmayı güçlü bir el sıkışmasıyla sağlamış oldu. Size hayran kaldım. Bana gençliğimi hatırlattınız. Unutmayın, ne kadar çok verirsek o kadar çok alırız. Sen ise Hoyt, öyle bir adamı sakın kaçırma. Sadece iyi bir dost değil, aynı zamanda sadık bir ortağın olacak. Unutma bunu, çünkü babanın kurduğu işi ancak bu arkadaşın sayesinde ayakta tutabileceksin. Bebeğini kaybetmeyeceksin. Teşekkür ederim efendim. Nasıl yani, sattınız? Leon sahip olduğu her şeyi satmış mı? Bırak ya, bunu satarım, sonra yeni bir şey alırım. Merak etme. Yarın adamların adresi elimizde olacak. FBI ajanlarına yardım edeceğiz ve artık ortak düşmanımızı onlara gümüş tepside sunacağız. Ayrıca Hoyt'a dair kanıtları da ortadan kaldıracağız ve eski hayatımıza dönebileceğiz. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu anda. Aniden dairenin ön kapısı yüksek sesle açıldı ve odaya tanıdık bir kadın girdi. Yani bir araya geldik işte. Birkaç silahlı FBI çalışan onunla birlikte içeri girdi. Ellerimizi kaldırarak kanepeden fırladık. Bizi ne çabuk buldunuz böyle? Ajan ben. Kadının bakışları Hoyt'u deliyordu. Çok uzun süre boyunca tüm yaptıklarını sineye çektim ama artık sınırı aştın. Bunu anlıyor musun? Beni dinleyebilir misiniz? Ajanın dikkatini çektim. Güveninizi kaybetmiş olabilirler. Ama ben işbirliği yapmaya hazırım. Hemen sonuca varmadan önce durumu açıklamama izin verin. Olur mu? Kadın hoşnutsuzlukla Hoyt'a döndü. Konuşmamız gerek. Harika. Hadi FBI ofisinde konuşalım.
Eliyle bir işaret yaptı ve birkaç meslektaş daha bize katıldı. Neden bu kadar kalabalıksınız? Bizi almak o kadar kolay değil ha? Leon ve Hoyça silahlar doğrultuldu. Sanki direneceğiz. Ajan, sizinle gelebilir miyim? Bu işten sıyrılabileceğinizi mi sanıyordunuz? Bayan Hill, siz de Leon ve Hoyç gibi hissedersiniz. Yani sadece kulüpte olanlardan değil, aynı zamanda bu adamların kaybolduğundan da sorumlusunuz. Zavallı kızı korkutmayın. Geldiğimizi daha yeni öğrendi. Lütfen silahlarını bırakmalarını söyle. Seninle geleceğiz. Her zamanki gibi bir belaya bulaştım. Bu benim kaderim olmalı. FBI ofisine vardığımızda ajan bizi kendi odasına götürdü. Sonunda Leon ve Hoyt'u dinlemeyi kabul etti. Kanıtlar, Don ile işbirliği ve diğer şüpheli detayları atlamak zorunda kaldılar. Bu sayede ajan yumuşadı. Sonuçta Hoyt, FBI'ın uzun zamandır aradığı kişileri bulmasına yardım etti. Gözleri umutla doldu ve kadın hemen evrakları hazırlamaya başladı. Adres yarın elimizde olacak. Derhal harekete geçmeliyiz. Ben ekibi hazırlayacağım ve işaretinizi bekleyeceğiz. Bize nasıl bir iyilik yaptığınız hakkında hiçbir fikriniz yok. Kaçışımızı ve kulüpte olup biteni görmezden geleceğiniz kadar büyük bir iyilik mi? Sonuçta biz bu işe karışmadık ve bunu zaten kendiniz biliyorsunuz. Ajan formları doldururken kaşlarını çattı ve hiçbir şey söylemedi. Herhangi bir sorun var mı? Sanırım bununla başa çıkabilirim ama onları yakalayabilirsek ancak. Ve yakalayamazsak? Adil. Adil değilsiniz ajan. Leon ve Hayç aynı fikirde olsalar da cevabım karşısında bir şekilde şaşırdılar. Neden öyle bakıyorsunuz? Ülkeden kaçmaktan başka seçeneğiniz olmadığını anlıyorum. Ancak bu nedenle ajan da size yardımcı olamıyor. O halde bir mucize olmasını umalım. Hayır, gücümüze güvenmeliyiz. Ve ajanın hazırlayacağı ekibin hızına. Merak etmeyin, en iyileri kullanacağız. Saate baktım. Bana hala ihtiyacınız var mı? Yarınki şampiyonadan önce son antrenmanım var. Yarın mı? Neden bana söylemedin? Üzgünüm ama bunu söyleme şansım olmadı. Evet Bayan Hill, özgürsünüz. Sizden ise Leon ve Hoyt kalmanızı isteyeceğim. Bir şey olursa telefon yanımda. Başlarını salladılar ve beni kapıya kadar geçirdiler. Bir taksiye bindim ve kritik yarışma öncesi son antrenmana gittim. Tam dönüş ve bana doğru. Birkaç saat boyunca Tate ile ben performansımızın son kısmı üzerinde çalıştık. Birkaç gün önce sergilediğimiz kısa program başarılı oldu. 72.30 puan aldık. Ama Elena bazı hataları fark etti. Günlerce üzerinde çalıştık. Elena koreografi ile ilgili endişelerini dile getirdi. Bu yüzden istenen sonucu elde etmek için çok çalışmamız gerekti. Tate, sanırım biraz daha ısınman gerekiyor. Nasıl ya? Peki Catherine ne olacak? Seni bekleyecek. Yani ne dediğimi duymadın mı? Tate isteksizce pist boyunca kaydı. Ben ise Elena'nın durduğu yere yaklaştım. Sana ne oluyor? Neden bahsediyorsunuz? Neden mi bahsediyorum? Final öncesi ne kadar gergin olduğunu görmediğimi mi sanıyorsun? Elena ben. Bir şey söylemeden önce araya girmeme izin ver. Catherine, gördüğün gibi sana karşı son derece hoşgörülüyüm. Hiçbir antrenör benim davrandığım kadar yumuşak olmaz. Tate pek çok ayrıntıya göz yummamı sağladı. Ama şimdi ne yapmamı önerirsin? Tate, yalvarırım topla kendini. Bu bir final provası. Bunu kendin için yapamıyorsan seni hep savunan ve sana destek olan partnerin için yap. Elena konuşmayı sonlandırarak geri çekildi. Kendimi toparladım ve dediklerini düşünerek Tate'e döndüm. Bence seninle destek hareketini çalıştırmalıyız. Hangisini? Yaklaşan gerilimi düşünmemeye çalışarak derin bir nefes aldım. Talihsiz düşüşümü bana hatırlatan o korku daha uzun yıllar boyunca benimle kalacaktı. Her destek hareketi benim için başarıya giden yolda bir başlangıç noktasıydı. Ama aynı zamanda müthiş derecede konsantrasyonumu kaybediyordum. Tate'e güveniyordum ama eski partnerimin bende yarattığı travma kendini hep hatırlatıyordu. Ben hazırım. Korkumla yüzleşmem gerekiyor. Ondan kaçarsam hayalimi gerçekleştiremem. Korktuğum için kariyerimi mahvedeceğim. Bu olmayacak. Elena kabul ediyor. Antrenör bana coşkuyla ve ihtiyatla baktı. Tabii ya, destek hareketini hep ertelerdim. Ve şimdi aksini kanıtlamaya fırsatım var. Kendimi gösterebilirim. Yarınki performansın yıldızı sen olacaksın. En önemlisi bana güven. Tamam mı? Elini tuttum ve pistin diğer ucuna gittik. Tekniği unutmadın değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Yoksa nasıl kabul ederim? Tate güldü. Kendine ve yeteneklerine güveniyordu. Benden hiç şüphe duymadığını gösteriyordu. Güveni bana umut verdi. Hadi. Tate ve ben ilerledik. Ayrıldığım anda onun yan tarafındaydım. Tate öne doğru kaydı ve elimi sıkıca tutarak beni döndürmeye başladı.
Diğer elinden tutarak ileri bir sıçrayış yaptım. Tamamen Tate'in hakimiyetindeydim. Dengemi korumaya çalışıyordum. Elena yüksek sesle bizi alkışladı. Ardından Tate beni buza geri koydu. Destek hareketinden sorunsuz bir şekilde çıktım. Ve yan tarafta durarak buzun üzerine yığıldım. İnanmıyorum. Tate Elena'ya gülümseyerek yaklaştı. Onları benden sağlam bir patenci yetiştirmeyi başaran akıl hocalarım olarak görüyorum. İlk denemede iyi bir sonuç aldın. Catherine, tökezleyeceğine ikna olmuştum ama şu andan itibaren gururla söyleyebilirim ki Tate senin hakkında haklıymış. Antrenmana devam edelim mi? Biraz su alabilir miyim? Sonra devam edebilir miyiz? Şaşkınlıkla böyle karmaşık bir destek hareketini gerçekleştirdiğimize piste baktım. Başardın mı yoksa? Elena bir şişe su aldı ve bize veda etti. Tate ve ben bu verimli antrenmandan sonra soluklanmaya çalışarak pistin kenarına ulaştık. Parmaklar gergin bir şekilde pist duvarına vurarak tanıdık bir melodiyi çaldı. Piste baktım ve anılar aklıma geldi. Liz, Tate ve eski partneri ilk antrenman Tom. Catherine, çok huzursuzsun. Hızlı bir şekilde Tate'e dönerek kendimi sel gibi akan hatıraların içinden çıkardım. Bak, şüphelerin olduğunu biliyorum ama gücümüze ve yeteneklerimize inan. Senin inancına ve umuduna ihtiyacım var. Çünkü onlar zaferimizin önemli bir parçası. Biliyorum. Daha doğrusu anlıyorum. Sadece biraz endişeliyim. Rahatlamaya çalış ve eskiden nasıl olduğunu düşün. Herkes sana hayrandı ve seni artistik patinajın geleceği olarak görürdü. Bunu bir kenara yaz. Yarışmanın sonuna kadar aklından çıkarmamaya çalış. Ünlü çiftin dikkatini dağıttığım için özür dilerim. Leon ve Hodge buz pateni pistinin girişinde durdular ve beklentiyle bana ve Tate'e baktılar. Burada ne halt ediyorlar? Catherine, başın belada mı? Alıştım artık. Hayır, sadece işle ilgili. Seni ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Burada ışık ve karanlık puanımızı etkilemesin diye üçüncü seçeneği alıyoruz. Yani eşitlik bozulmasın diye. Alakan olmayan işlere müdahale etmeye çalışıyorsun. Sorun yaşasaydım burada olur muydum? Sorumlulukların var. Tate, ne demek istediğini tam olarak anlıyorum ama lütfen karışma. Aksi halde işin içinden çıkamazsın. Dürüstçe söyle, başın belada mı? Hadi, başın belada olsa seninle ortalıkta dolanır mıydım sanıyorsun? Her şey kontrol altında. Sadece halletmem gereken birkaç konu var. Seni bekleyeyim mi? Endişelenme, eve kendim giderim. Nasıl istersen, yarın görüşürüz Catherine. İyi uykular. Pistten ayrıldığında meslektaşlarıma düşmanca bakışlar attı. Partnerin her zaman mı bu kadar gergin? Leon, kes şunu. Ani gelişleri için bir açıklama bekleyerek yana doğru eğildim. Leon ve Hoyt omuz omuza durdular. Yüzlerinde endişe vardı. Yarın öğleden sonra baskına başlayacağız. Gün içinde mi? Ama yarışmam var. Aynen. Biz bu yarım akıllıları yakalarken sen partnerinle performans sergileyeceksin. Ama yok. Başka herhangi bir durumda yine de böyle bir şeye katılamazdın. Çok tehlikeli. Bu işi neden FBI'ya bırakmıyorsunuz? Neden bizzat siz gidiyorsunuz? Muhtemelen Hoyt'un itibarını zedeleyen kanıtları almamız gerektiğini unutmuşsundur. Hem de bunu FBI'nin şüphelenmediği bir şekilde yapmalıyız. Ya işe yaramazsa, kendini riske atmak istiyorsunuz. Ama olmaz öyle. Bu şansı kullanmalıyız. Her iki durumda kaybedecek bir şeyimiz yok. Ne olacak eğer kanıtları sizden önce onlar bulursa, FBI o adamları durduramazsa? Endişeli bakıştılar. Birkaç seçeneğimiz var ama olumsuz düşünmemeye çalışıyoruz ve kendimizi doldurmamaya. O zaman söyleyin bakalım, başarısız olursanız sizi ne bekliyor? Leon sanki kelimeleri yutuyormuş gibi dudaklarını büzdü. Hapis cezası. Hoyt'un bitkin yüzüne bakarak donup kaldım. Leon endişemizi fark etti ve anlayışla geri çekildi. Muhtemelen ofise gitmeliyim. Hazırlanacak birkaç şey daha var. Müsait olduğunda gel, seni bekleyeceğim. Leon Hoyt'a döndü ve sonra bizi baş başa bıraktı. Nasıl yani hapis cezası? Hoyt bana yaklaştıkça korkuyla geri sıçradım. Hayır, beni teselli etme. Her gün seninki gibi bir hayata alışmaya ve yeni gerçekliği kabullenmeye çalıştım. Pat diye geri döndüğünde de seni sorularımla yormadım. Bana hiçbir şey söylemeden Leon'la kaçtığın için seni suçlamadım. Ama hapis. Bunun olmaması için elimden geleni yapacağım. Bu adamların bana şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Tutuklandığımı görme zevkine erişemeyecekler. Senin baskın yapacağını bile bile yarın yarışmada nasıl bir performans sergilememi bekliyorsun? Her an gözaltına alınabileceğini ve bir daha görüşemeyeceğimizi bile bile. Öyle bir şey olmayacak. Sana nasıl güvenebilirim? Yarışmaya geleceğime söz veremem. Ama sonuçların açıklanma anına yetişebilmek için elimden geleni yapacağım. Neden bana tutamayacağın sözler veriyorsun? Tutacağım için.
Yasağa rağmen buza çıktı ve elimi sıkıca tutup ısrarla beni kendine çekti. Buzun üzerinde kaydım. Doğrudan kollarına düştüm. Rahatsız edici düşüncelerden tüylerim diken diken oldu. Kurtulmak istiyordum. Onu kendimden uzaklaştırmak istiyordum. Ama beni tutmayı bırakmadı. O kadar sıkı sarılıyordu ki nasıl nefes alacağımı unuttum. Başımın üstünü öptü. Nazikçe saçlarımı okşadı. Yavaş yavaş kollarında sakinleştim. Hoş gözlerimin hizasında durup geri çekildi. Hayatım ne kadar zor olsa da sana sahip olduğum için minnettarım. Işığımın parçasısın. Ne olursa olsun sana hak ettiğin hayatı vereceğim. Beni pistten çıkardı ve soyunma odasına doğru götürdü. Üstümü değiştirmemi bekledikten sonra Hoş beni eve bıraktı. Zaman çok çabuk geçti ama ona veda edecek gücüm yoktu. Bu yüzden inisiyatifi kendi elime alıp o bana veda etmek zorundaydı. Bütün gece beni ürperten garip, saçma rüyalar gördüm. Sabah olunca uyandım. Gün doğmadan gücümü topladım. Erken kış sabahı, cildi hafifçe ısıtan hoş güneş ışınları ile geldi. Birkaç gündür şehrin üzerinde dolaşan bulutlar o gece mucizevi bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Her şey günün güzel başlayacağını söylüyordu. Andre bir saattir ayaktaydı. Performansımı dört gözle bekliyordu. Pencerede oturuyor boşluğa bakıyordum. Elena onu da davet etmişti. O performans için saçımı yapacağı için çok mutluydu. Hem kostüm hem saç konusunda çok yetenekliydi. Gümüş şansı, altın şansı, bronz. Bunu alalım. Ne güzel oldun. Gözlerimi senden alamıyorum. Kostümle beraber nasıl görünecek düşün artık. Önemli olan performansın sorunsuz geçmesi. Yaklaşan performans hakkında konuşurlarken baskın olayını düşündüm. Başladılar mı yoksa hala hazırlanıyorlar mı? Daha çok erken ama belki de bana başka bir saatte başlayacaklarını söylememişlerdir. Ne halde olduklarından bir haber olup da nasıl yarışacağım? Tırnaklarım bileziğimdeki ince deriyi istemsizce çiziyor, kırmızı izler bırakıyordu. Hoş veya Leon'u düşündüğüm anda dizlerim titremeye başlıyordu. Yarışma öncesi endişeli misin? Başımı iki yana sallayarak bunaltıcı düşüncelerden sıyrıldım. Evet, biraz düşünceliyim. Ama iş arkadaşlarımın geleceği için daha da endişeliyim. Bölgeyi kuşatıyoruz. Müfreze binayı her taraftan çevrelerken ajan girişte duruyordu. Size haber verdiğim anda içeri dalıyoruz. Hoş ve Leon savaşa hazırlanır gibi odaklı ve konsantre bir halde arkalarında duruyorlardı. İçeri girmeleri aslında olanaksızdı. Fakat ajanın bağlantıları ve imkanları operasyona dahil olmalarına fırsat tanımıştı. Koordinatların bu kadar erken verileceğini beklemiyordum. Hızlı davranmalıydık. Leon en zor görevlerden birini üstlenmesine rağmen sakin görünmeye çalışıyordu. Binanın tam ortasına girmesi ve arkadaşına dair kanıtları bulması gerekiyordu. Hoş heyecanlıydı. Alnında ter damlaları ve silahın üzerinde seyiren parmağı bunu kanıtlıyordu. Çabucak bulmaya çalışacağım. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını biliyorum. Gerek yok. Vaatlere ve umutlara gerek yok. Sadakatini kanıtlamak zorunda değilsin. Uzun zamandır benim tarafımda olduğunu biliyorum zaten. Eğer bir seçim yapman gerekecekse kanıtlar mı yoksa sen mi? Kendini seç. Ben bir şekilde başımın çaresine bakarım. Başla. SWAT ekibi binanın içine dalınca peşinden diğerleri de girdi. Ağır bir sessizlik vardı ve bu iyi alamet değildi. Grup koridorlarda ilerledikçe binanın içinde kimsenin olmadığı ortaya çıkıyordu. Tek girişi olan ses geçirmez bir odaya ulaşana kadar. İçeri girmek için girişi patlatmak dışında başka çareleri yoktu. Hadi. ABD şampiyonasında yarışan son patenciler bizdik. El ele tutuşarak buza çıktık. Birbirimize bakıp iyi şanslar dilemek için bir saniyemiz vardı. Tate'in kostümü de güzel. Başardık mı? Ve Catherine zaten çok güzel. Söylemek için çok erken. ABD şampiyonasına katıldık. Bizimle gurur duyuyorum. Beni partnerin olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Ben sana teşekkür etmeliyim. Her gün. Bana inandığın için teşekkür ederim. Jüri isimlerimizi ilan ettiği anda pistin ortasına çıktık. Gösterimiz başladı. Yetişmeliyiz. Oyun başladı. Her şey çok çabuk ilerliyordu. Özel kuvvetler müthiş bir hızla içeri daldı. Adamlar yakalandıklarını öğrenmişti ama zamanında kaçamamışlardı. Birçoğu teslim oldu. Özel kuvvetlerin silahları altında diz çöktü. Diğerleri kaçmaya çalıştı fakat hemen durduruldu.
Hoç ve ajan şirket başkanının durduğu ana kapıya doğru yürüdüler. Adam kapana kısıldığını fark ederek kilitli kapıya yaslandı. Binanın içinde alaycı kahkahaları yankılandı. Derhal eller havaya. Başkan aniden doğrudan Hoyç'a baktı. İşte burada Hoyç'un ta kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya ve sınırlarının dışında saklanmaya karar verdiğinde akıllı olduğunu anlamıştım zaten. Görünüşe göre adaleti yeniden sağlamak istiyorsun ha? Tekrar edeyim mi? Başkan boğazını temizledi. Tembelce ellerini kaldırdı. İzninizle, madem bizi yakaladınız, sizin için bir işi daha kolaylaştırmak istiyorum. Tekrar Hoyç'a döndü. Bana daha korkakmışsın gibi geldi aslında. Ama sen mahvolacağın yere gelmekten korkmamışsın. Nedir bu fedakarlık? Neyin uğruna? Herkese ele verip öylece kaçabilirdin. Neyden bahsediyor? Ve sadece Hoyç, adamın kanıtlardan bahsettiğini anlıyordu. Size nazaran ben kanun önünde yargılanmaya hazırım. Başkaları hakkımda ne düşünürse düşünsün ben genellikle herkesin iyiliğini düşünürüm. Yöntemlerim korkunç ve onursuzdu. Bunun hesabını vereceğim de zaten. Peki ya siz sayın başkan? Kaçmaya devam edebilirsiniz ama kaçacak bir yer kalmamış. Yoksa pes edip yenilgiyi kabul mü ediyorsunuz? Başkan yorgun bir tavırla Hoyç'a alkış tuttu. Ne kadar özverili. Uzun sürmez ne yazık ki. Ajan, başka bir oda daha bulduk. Leon'u zar zor kurtardık. Ne? Ajan şaşkınlıkla Hoyç'a döndü. Muhtemelen arkadaşınız yardımcıma ulaşmış olmalı. Orada ne işi vardı acaba? Leon başkan yardımcısı ile birlikte yanımıza getirildi. Hoyç kanıtları bulma girişimlerinin başarısız olduğunu anladı. Ajan, izin verirseniz ilginizi çekebilecek bir şey daha var elimde. Başkan ajana özel bir dosya uzattı. Kadın onu açtı ve sayfaları karıştırınca yüzü hoşnutsuz bir yarı gülümsemeyle yamuldu. Sanki içtenlikle güvenmeye çalıştığı biri tarafından sırtından bıçaklanmış gibiydi. Kadın başını kaldırdı ve Hoyç, ajan ile tanıştığı günü hatırladı. Korkusuz, gururlu, adalet adına her şeyi ama her şeyi yapmaya hazır o cesur kızı hatırladı. Ajan dosyayı çabucak kapattı ve yardımcılardan birine verdi. Önceliğimiz Triplex şirketi ve çalışanlarıdır. Ajan kelepçeleri çıkardı ve başkana doğru yürüdü. Onu kelepçelerken Hoyç Leon'a ve yanında duran yardımcısına baktı. Hoyç onu son derece rahatsız eden garip bir ayrıntıyı fark etti. Başkan yardımcısı tek bacağına yaslanmış, dengesini sağlamak için duvara tutunmuştu. O an Hoyç, Ocean'ın konvoya müdahale eden adamla ilgili söylediklerini hatırladı. Ajan, Mareşal aracılığıyla bize mesajını ileten kişiyi aradığınızı hatırlıyorum. Konvoy müdahalesine öncülük eden ve adamlarınızı öldüren o adamı. Mareşal'in canını alan, ona bir günden az yaşama fırsatı veren adamı. Bu o. Hoyç kendinden emin bir şekilde yardımcıyı işaret etti. O da böyle bir ciddi iddia karşısında neredeyse yere yığılıyordu. Bilgi nereden? Daha sonra söylerim. Bilgilerime göre konvoy saldırısı sırasında Mareşal ateş etmeyi başarmış. Ve o adamlardan birini bacağından yaralamış. Bacağını incelerseniz kurşundaki yara izini görebilirsiniz. Dur. Size söz hakkı verilmedi. Seninle konuşacağız. Özel kuvvetler insanları binadan çıkarmaya başladı. Ajan şirket başkanını arabaya kadar eşlik etti. Ancak adam Hoyç'un yanında durdu. Başını kaldırarak sanki her ayrıntıyı ezberliyormuş gibi Hoyç'un yüzüne yakıcı bir bakış attı. Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Triplex'in bizimle sona ereceğini düşünüyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Bu daha başlangıç yavrum. Sırıttı ve ajan onu uzaklaştırdı. Ama başkanın sözleri ağızda acı bir tat bıraktı. Bu işin devamı mı gelecekti? Ay bir buzda yürürken ikiye katlanamam herhalde. Yani katlanamam derken yine bu Triplex şirketi üzerinden. Umrumda değil. Halbuki beni avlamayı başarmışlardı. Önemli olan seninle işimizin bitmemesi. İçimde garip, korkutucu bir his vardı. Kalbimin hızlı atışlarını duyuyordum. Aşırı heyecandan zihnim hafiften bulanıklaşmıştı. Derin bir nefes aldım ve teyit elimi daha da sıktı. Başaracağız, birlikte. Pis merkezine kadar kaylık ve karşılıklı durduk. Arka planda seçtiğimiz müzik çaldı. Odaklanmamıza yardımcı oldu. Hadi. Beni tutan Tate'in kollarında rahatladım. Yerinde dönerek beni kalçamdan tuttu ve üzerine kaldırdı. Biraz ilerledikten sonra beni tekrar buza indirdi ve ben sorunsuzca destek hareketinden çıkmış oldum. Kendimi özgür ve rahat hissettiğimiz için hareketlerimiz zarif ve kendinden emindi. Konsantre olup ilerledik. Kompozisyondaki en uygun anda buzu iterek atladık ve kendi etrafımızda döndük. Havada dönerek yavaşça buza indik. Tribünlerdeki seyirciler yüksek sesle bizi alkışladılar. Görünüşe göre plana tam olarak uyuyorduk. Tate elimi tuttu ve yan yan kaymaya başladık. Programımız sorunsuz bir şekilde yarı dönme hareketine yaklaşmıştı.
Her şey güzel olacak, her şey güzel olacak. Tate kolunu belime dolarken ona arkamı döndüm. Bir an duraksadı ve beni sertçe yukarı itti. Yere dönme hareketini yapabildim ve doğrudan Tate'in açık kollarına düştüm. Beni yakaladı ve dikkatlice buza indirip ileriye doğru sürdü. Nefesim kesildi. Kafamı kaldırdım ve yüzünde bir gülümseme gördüm. Ona güvendim ve o beni hayal kırıklığına uğratmadı. Tate uzattığım eli tuttu ve beni yerimde döndürerek yavaşça çömeldi. Gözlerine bakarak sımsıkı eline tutundum. Arka planda ana dönüş hareketinden önce bana güven veren mutlu bağırışlar duyuluyordu. Sadece kendime güvenmek zorunda kaldığım yerdeydim. Kaymaya devam ettik ve Tate'in bileğimi tutmak zorunda kaldığı destek hareketine geçtik. Ve ben başardım. Tate arkasını dönerek iki elimi de tuttu. Buzu iterek partnerimin üzerindeyken arkamı döndüm. Bacaklarımızı düzelttikten sonra seyirciyi hayran bırakan karmaşık bir destek hareketini yapmış olduk. Eğildim ve Tate elini bileğimden belime götürdü. Adım adım ustalaşıyorsun. İlerledikten sonra beni tutmayı başardı ve buza geri indirdi. Başardık. Bir sonraki yarı dönme hareketi öncesi endişeden titredim. Harekete hazırlanan partnerim elimi tuttu. Sonra nazikçe belimi sardı ve beni havaya fırlatmaya hazırlandı. Hadi. Tate beni itince kendimden emin bir şekilde havada döndüm. Korku ve belirsizlik ruhumun derinliklerinde saklandı. Duygularımı serbest bıraktım. Bir ayağımı buza indirdim ve geriye doğru kaydım. Tate bir an bile sendelemediğimi görünce geniş geniş gülümsedi. Başardım. Tate elimi tuttu ve belime sarıldı. Bacağımı geriye doğru uzattım ve pistin ortasına kaydık. Ve bu da çok 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 güzel bir ara sahne çizimi. Performansımız yaklaşık 4 dakika sürdü ama koca bir ömür geçmiş gibi geliyordu. Birbirimizden uzaklaşarak kendi etrafımızda dönmeye başladık. Sonra Tate el bileğimden tuttu ve beni kollarına çekti. Bu şekilde performansımızı tamamlamış olduk. Seyirciler bizi yüksek sesle alkışladı. Hatta bir kısmı oturduğu yerden kalktı. Arkamı döndüm ve bütün bu süre boyunca performansımızı izleyen arkadaşlarımı gördüm. Aralarında gösterime geleceğini beklemediğim birini gördüm. Kardeşinin yanında duruyor, yorgun bir gülümsemeyle bizi alkışlıyordu. Bakışını yakaladığımda gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu gördüm. Hoş. Bir aralarında onu da görmüş gibi oldum. Fiziksel olarak orada değildi ama varlığını hissetmiştim. Annemiz. O her zaman yanımdaydı aslında. Yaşadığım her şeyin üstesinden gelmeme yardım ediyordu. Yoluma çıkan her engelin, her sorunun veya tehlikenin. Ve böyle bir günde biricik kızıyla gurur duymaktan kendini alamamıştı. Annemin hatırasının yanında onun yerini alan adam duruyordu. Elena da Andrew'in yanındaydı, omuzlarına sarılmıştı. Andrew olduğu yerde kalıp bana gururla bakarken Elena bize doğru yürüyordu. Şu an Dominic'in yanında duran Cassandra bile performansımızı izlemek için gelmişti. Hareket etmedi ama gülümsemeden duramıyordu. Benimle göz göze gelince gururla başını sallamakla yetindi. Sevinç ve rahatlama gözyaşlarımı tutamadan dizlerimin üzerine düştüm. Tek yanımda diz çöktü, ellerini destekleyici bir şekilde omuzlarımda gezdirdi. Harika partnerimle birlikte ABD Artistik Patinaj Şampiyonası'nda yarıştım. Sonuca rağmen zor bir dönemde etrafımı saran insanlar sayesinde inanılmaz başarılar elde ettim. Psikolojik olarak bana umut vermek için hep yanımda olan annemin sayesinde. Teşekkür ederim. Performansımızı tamamladıktan sonra Tate ile ikimiz buz pateni pistinden ayrıldık ve Elena'nın yanına gittik. Heyecanla yerlerimize oturup sonuçları bekledik. Ellerim korkudan titriyordu ama aniden birinin sıcaklığını hissettim. Bir yandan jürinin kararını umutla dinleyen partnerim elimi tutuyordu. Diğer tarafta ise tek dokunuşla yükselen gerginliğimi yatıştıran Elena vardı. Çocuklar dinleyin. Bu heyecanlı an gelecekti, kaderimi belirleyecekti. Toplam puanımız. Hadi ama. 145-64 puan. Toplam puanımız 217-94. Tate şaşkınlıktan irkildi. Ben şok içinde olduğum için hiçbir şekilde tepki veremedim. Catherine. Bu ne anlama geliyor? Bir yazıyor işte, birinci olmuşuz. Altın kazandık. Tate şaşkınlıkla sıçradı ve beni yanına çekti. Sıkıca sarıldı. Ben ise titremeye başladım. Altın. Biz kazandık. Başardım. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Sadece final bölümümüz kaldı. Finale kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.